geçmişteki sorunlarınızla değil gelecek hakkındaki şeylerinizi merak ediyorum. Bu Ankara'ya ne gibi bir çehre kazandırmayı düşünüyorsunuz? Diğer adaylardan farkınız işte ulaşım konusunda olsun, deprem konusunda olsun. Ne gibi şeyler kazandırmayı düşünüyorsunuz? Ankara'ya ne vaat ediyorsunuz? Size çok teşekkür ederim. Böyle Göz. bir soru sorduğunuz için. Efendim. Harikasınız. Şimdi Ankara'mız çok şükür ki deprem fayatlarından biraz uzak. Çok şükür. Şimdi depremden fayatlarından uzak olmamız bizim depreme hazırlıklı olmamızı engellemez. Bu bölümde de depremle ilgili hazırlıklarımız ve çalışmalarımızı çok daha ciddi yapıp şöyle bir vizyon ortaya koyuyoruz. Ankara, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti, başkentlikten kaynaklanma sigortası olduğu gibi Ankara depreme karşı da Türkiye'nin sigortası olmalıdır diyoruz. Ankara'daki finans merkezleri İstanbul'a taşındı biliyorsunuz. Fin finans merkezi İstanbul'da ama İstanbul deprem tehlikesiyle karşı karşıya. Peki bu finans merkezlerinin yedeklemesi nerede yapılacak? Gitme gitti. Biz de diyoruz ki işte tüm bu finans merkezleri dahil, sanayi tesisleri dahil hepsini en kötü ihtimalle yedeklemesini Ankara'da başkentte yapacağız. Sanayiyi sektörel sanayilerle Antep'teki deprem riski taşıyan sanayiciyi de Ankara'ya getireceğiz. Hojelindeki de Ankara'ya getireceğiz. Deprem riskinden arınmış bir sanayi organizasyonu organizasyonuyla hem Ankara'da hiç kimseyi işsiz bırakmayacağız. Hem Türkiye'nin garantisi olacağız. Hem de ülkemizin garantisi olacağız. Bu depremle ilgili bölüm bu. Doğma büyüm Ankaralıyım ve 15 senedir Hüseyin Gazi'de oturuyorum. Bir Hüseyin Gazi vatandaşı olarak tam 13 yıldır metro bekliyoruz. Şu anki Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın açıkladığına göre projelendirmesi ve altyapısı hazır olan bir proje Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılması gerektiğinden dolayı halen bekletiliyor. Siz seçilmeniz durumunda Hüseyin Gazi'nin ulaşım problemini ve metro hattını nasıl çözmeyi planlıyorsunuz? İktidarın kısıtlamalarından kurtulabileceğinize inanıyor musunuz? Teşekkür ederiz. Şimdi değerli arkadaşım 5 yıl belediye başkanı yapmış biz arkadaşımız hala daha iktidarın kısıtlamalarıyla başlıyor. Bakın bu memlekette Vedat Dalokay diye bir belediye başkanı oldu. Ali Dinçer diye bir belediye başkanı oldu. Sonra adını Çukurali koydular. Bunlar nasıl engellendiler? Onlarla ilgili size bir kitap gönderirim. Sen iş yapmaya gönüllüysen seni kimse engelleyemez. 300 küsür milyar lira 5 yılda bütçe kullanmış Ankara Büyükşehir Belediyesi. Buradaki mesele merkezi idare bekletiyormuş da git. Kapısına git. Karapürçek halkını topla. Sizin orayı söyle. Hüseyin Gazi halkını topla. Yürü şeye, Ulaştırma Bakanlığı'nın önüne. Bizim metromuzu niye yapmıyorsun diye sor. Bakalım yapıyor mu yapmıyor mu? Sen şimdi geçinmeye gönüllü yoksa bu hikayeleri yazar durursun. Onun için buradaki mesele niyet meselesidir. Bunların hepsi çözülür. Bunların hepsiyle de ilgili çatır çatır Ankara'nın halkını ararız. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ankara'da öğrenci olmak gün geçtikçe zorlaşıyor. Malum artan ev kiraları, yurt paraları. Öğrencilere yardım ya da destek gibi bir tasarınız var mı? Ben bunu merak ediyorum açıkçası. Teşekkür ederiz. Ankara'da mı yaşıyorsunuz yoksa başka bir şehirden Ankara'ya Yok şey, geldiniz? Yoksa başka bir şehirden Ankara'da Tamam, düşüyorum. harika. Ama burada mı oy verecek? Evet, <laughs> vermeyeceksen cevap vermeyecek beyefendi galiba. <laughs> Boşa gitmesin cevap. Şimdi şöyle öğrenci ve eğitimle ilgili bizim başka bir bakış açımız var. Aslında Ankara o kadar şanslı bir kent ki, sizler gibi çok kıymetli, çok da yetişmiş, çok da nitelikli öğrenciler var. Sadece Ankara'da doğup büyüyen yaşayan değil, bir de dışarıdan gelenler var ve çok nitelikli de üniversitelere sahibiz. Dünyada Türkiye'yi temsil eden en nitelikli üniversitelerden bazıları Ankara'da. Genç de bir neslimiz geliyor. Mesela Ankara Kararın bir şansı daha var. Okulları da daha nitelikli diğer illere göre. O zaman burada şu geliyor. Biz burada üniversiteli gençlerimizi buradaki orta öğrenim seviyesindeki gençlerimizle bir kere buluşturabiliriz. Bu buluşmadan ne çıkar? Güzel sanatlarda okuyan arkadaşlarımızı getiririz burada hafta sonları ya da akşamları belli saatlerde güzel sanatlarla ilgili genç öğrencilerimizle buluşturabiliriz. Bilimde çalışan, elektronik okuyan, elektrik okuyan, teknik üniversitedeki öğrencilerimizle getirebiliriz. Şimdi onları getirirsek ne olur? Ekonomik olarak en çabuk geri dönen yatırım eğitimdir. Ve bu arkadaşlarımızı getirdiğimizde bunlara bir ekonomik katkı sağlarız. Onlar bu çocukları yetiştirir. Bu çocuklar büyür daha yetişmiş olur. Ülkeyi kalkındırırız. Şimdi bu bir modeldir. Biz bu modeli yapacağız Allah izin verirse. Başka bir şey daha var. Siz diyorsunuz ki ya hep aynı şeyi söylüyorsunuz da bak güzel kardeşim, değerli öğrenci arkadaşım. Hepinize bir şey söylüyorum. 5 yıllık Mansur Yavaş döneminde Ankara'da bir tane yurt yapılmamış. Yurt yok yok yok. Belediyenin yaptığı bir tane yurt yok. İstanbul'daki bilmem ne kadar yataklı yurt yaptım diyen belediye başkanı var. O da CHP'li. İzmir'de şu kadar yurt yaptım diyen belediye başkanı var. Ankara'da Mansur Yavaş'ın yaptığı yurt yok. Var mı? Bileniniz var mı? Var mı arkadaşlar? Bir cevap da Mansur Yavaş'a dokunmayacak dedim ama yurda geldik. Ama, ama bunu bileceğiz. Bakın salondaki diğer katılımcılardan da anladığım üzere şu anda Ankara'mızda mevcut bir sığınmacı ve Suriyeli artık ne diyeyim bunlar kiracı artık ev sahibi de oldular. Herkesin rızalığı var diye görüyorum. Sizin bu konudaki görüşlerinizi, varsa bir planınızı, projenizi duymak istiyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olsun. Önce bu konuyla ilgili çok net bir şey söyleyebilirim. Biz bu şehrin altyapısını hep birlikte vergi ödeyerek yaptırıyoruz. Sadece sığınmacılar değil, yabancılara yab yapılan satışlar ve yabancıların oturduğu konutlarla da ilgili söylüyorum. Hiçbir katkısı olmadığı altyapıyı bu insanlar kullanıyor. Bu insanlara verilen hizmette bir kere bu bedelle ilgili ilave artışımız olacak. İkincisi Ankara hiçbir zaman bir sığınmacıların kenti olmayacak. Gördüğünüz Türkiye dışında hiçbir tabela olmayacak. Sadece markası olan onu markayı kaldıramadığımız için Türkiye'nin dışında Ankara'da hiçbir tabela olmayacak. O sığınmacıların da Ankara'da değil de daha güzel yaşayacakları yerler varsa oralarda yaşamaları için teşvik edeceğiz. Bu sığınmacılara bakışım budur. Ama burada asla insani ölçütün dışına çıkmadım. Mahsur Yavaşsız tek cevap. <laughs> <laughs> Mahsur Yavaş Suriyelidir diyeceksiniz falan. <laughs> He şöyle. <laughs> ah, ha, <tamam>. Bakın. <laughs> Bir dakika bir dakika onu da söyleyelim madem öyle. Ankara Büyükşehir Belediyesi kendi ifadelerine göre 32 bin sığınmacıya da ayrıca destek ödemesi yaptığını söyledi. İhtiyaçları varsa insaniyse söyleyecek bir şey yok. Ama sistemin içerisinde biz böyle bakıyoruz. Teşekkür ederiz efendim. Genel Başkanınız Meral Akşener oğlunun mültecilerle ilgili onlara entegrasyon dersleri verdiğiyle ilgili övünüyordu. Şimdi siz diyorsunuz ki göndereceğiz tabela kalmayacak. Bunu Burak Avuncu da diyor. Bunu herkes diyor ama icraata gelince hiçbir şey yok. Bunu gerçekleştiriyor gerçekten samimi bir şekilde yapacağınızı söyleyebilir misiniz? Söyleyemezseniz de yapamayacağınız şeyin sözünü vermekle birilerinin vebaline girdiğiniz düşünüyor musunuz? Çünkü Ankara'nın çok büyük bir sorunu bu. Hatta tüm Türkiye'nin. Yetkiyi ver, oyunu bana ver, Ankaralı beni başkan yapsın, yaptığımı gör. Teşekkür ederiz. Bu güzel, güzel cevap. İki... Ben Cengiz Topel. Söylediğimin hepsini yaparım. Bir de söz söyleyip de yapamayanlara da bunu sor. Teşekkür ederiz efendim. Sağolsun. Buyurun, buyurun. Ankara'daki en büyük sorun öhalar. Bildiğiniz üzere öhalar akarak zamlarından dolayı iş bırakma eylemlerine gidiyor. Mansur Yavaş sözleşmede yazan bu tarz eylemlerde ruhsat iptal etme etkisi var ve bunu uygulamıyor. Siz bunu uygulayabilecek misiniz? Bunun sözünü veriyor musunuz? Ben bunu merak ediyorum. Teşekkür ederiz. Şimdi diyorsunuz ki ya Mansur Yavaş siz bir şey söyle. <laughs> Şimdi bak arkadaşımız dedi ki böyle bir sorun var Ankara'da. Ankara'da böyle bir sorun var ama Ankara Büyükşehir Belediyesi İHA'cılara ve ÖHÖ'cılara teslim olmuş vaziyette. Şimdi aynı şey İstanbul'da da vardı. İstanbul bu işi çözdü. Ama Ankara Büyükşehir Belediyesi son bir yılda yaklaşık 100 milyonun üstünde bu insanlara para verdi. Her meclis toplantısında geldiler orada yukarıda salonda oturdular. AK Parti ve İyi Parti ve CHP'li tüm üyeler sözleşmiş şekilde bu arkadaşlara para verdi. Bakın karla zarar ortak arkadaşlar. Kar ederken belediyeye çok para kar ettik diye gelip verdiler mi bu arkadaşlar? Otobüslerinin hava paraları beşe katlarken ya biz çok para kazandık diye bir şey diyenler var mı? Yok. Ama ne oldu? Pandemi oldu, şu oldu, bu oldu. Efendim az para kazanıyoruz, belediye versin. O belediyenin verdiği para hepimizin parası. Bakın bu da yanlıştır. Orada hata yapılıyor. Ama ne oldu? Mansur Yavaş sokakta geziyor ya hani görüyorsunuz. Onlar yemek düzenledi. Mansur Yavaş oraya gitti. Onları alkışladı. Mansur Yavaş da sandı ki tüm Ankaralı onu serif. Ben de birine 100 milyon para versem beni ayakta 2 saat alkışlarlar. İşte böyle bir yanlış politikalar var. Orada da yanlış. Belediye 450 tane ya da 400 tane izliyorsunuz değil mi? Yeni kırmızı otobüs. Bakın ya otobüsü tabii ki eski alacaksın. İkinci el almayacaksın yani. Yeni nesi orada yani. Sonra geldin kırmızı otobüs. Ya rengini kırmızı boyarsan kırmızı olacak. Bir de şöyle bir hikayeyle yaşadık. 15 yıldır alınmayan otobüs. Ya tabii ki alınmaz çünkü bilmem kaç kilometre metro devreye girdi. Basit bir şekilde bakın bir makine ikmal dairesinin satın alabileceği otobüs 180 milyon civarında bir rakamla alındı Ankara'da. Yer gök Ankara'ya otobüs kazandırdık oldu. Bir de yeşil otobüsler var arkadaşlar. Hatırlıyor musunuz? Mansur Bey herkesle gezdi. Dünyada ilkti, tekti. Dünyaya açılıyorduk. Böyle bir buluş mucit yaptı. Nerede bu yeşil otobüsler beyler? O yeşil otobüslere harcanan paralar nerede? O yeşil otobüs bilmem ne sergilerine yurt dışılarına gidip geldiklerinizde yaptığınız masraflar nerede? İşte biz bu algı diyorlar da bu bence algı da değil yalan rüzgarı. Olmamışı olmuş gibi varı yokmuş gibi yoku varmış gibi gösteren bir sistemle Ankara yönetiliyor. Bizim feryadımız ve itirazımız bu. Oysa ki bu kaynaklar doğru ve gerçek harcansa ne ÖHO'ya ne ÖSO'ya ihtiyaç kalır arkadaş. Belediye bunları alacak kadar muhtedir. Aynı bu insanlarla tokalaşıp onları İstanbul Belediyesi gibi kadrosuna katacak kadar da mali gücü var. Onun için buraya da böyle bakıyorum. Teşekkür ederiz efendim. olun. Sen sor. Tamam mikrofon sende madem. Cengiz Bey merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz. İsmim Muhammed. Biz Gölbaşı'nda ikamet edip üniversitesi merkezde olan öğrenciler olarak merkeze ulaşım konusunda otobüsteki doluluk oranının çok çok fazla olması ve otobüsün trafiğe tıkandığında merkeze geç ulaşmasından büyük sorun yaşamaktayız. Aynı şekilde Gölbaşı halkı da bu sorunu yaşamakta. Siz seçildiğinizde bu sorunla ilgili bir projeniz var mı veya buna bir çözüm üretecek misiniz? Şayet siz seçilmeseniz bile bu soruna bir çözüm üretilmesini istiyoruz. Teşekkür ederiz. Güzel kardeşim bu dert sadece başının değil Ankara'nın her yerinin derdi. Ankara'nın en büyük derdi zaten ulaşım. Bu bölüme 5 yıldır net ve kesin bir çözüm bulunmadı. Bunlarla ilgili projeksiyonumuz var. Entegrasyon sistemindeki eksiklikleri kaldırırsak aslında çok büyük bir şekilde bunu çözeceğiz. Biz tüm bu anlattıklarımız hiçbir şeye yaramasa bile bakın hiçbir şeye yaramasa bile en nihayetinde projede anlattığımızda biz seçilsek de seçilmesek de Ankara halkına bir fayda sağlayacağız. Sonra ne yapıyoruz biliyor musunuz? Mesela günlerce dedik ki belediye şirketlerinin hiçbir mali verisi bildirilmiyor, açıklanmıyor dedik. En nihayetinde iki veri açıklamak zorunda kaldı Mansur Yavaş. Şimdi biz ona şunu da söylüyoruz. Bunların gelir gider tablosunu da açıkla. Ne kadar ciro yaptılar, ne kadar şehittiler? Onda inat ediyor. Onu da açıklayacak. Bazen böyle katkılarımız da oluyor. Bu da bir demokratik katkı. Ve ben size bu kadar bunları anlatıyorum. Şimdi belki gönül gözüyle en nihayetinde bir gün bakarsanız ya da yine söylüyorum verilebilecek bir şey varsa katkım olur. Bu pozisyona geliyoruz. Onun için o senin söylediğine evet seçilmesem de aynı şeyler için mücadele etmeye devam edeceğim. Ankara halkı için bundan böyle Cengiz Topel seferber olacak. Teşekkür ederiz efendim. Sağolunuz. Sayın Özgür Özel ve Mansur Yavaş'ın işini gücünü bırakıp sizinle uğraştığını söylüyorsunuz. Fakat Mamak'tan aday olma talebinizi yıllardır tanıdığınız Aylin Nazlaka iddia ediyor. Hatta iyi e Parti'den teklif aldım ama ben sizi istiyorum dediğinizde söylüyor. Şunu da sormak istiyorum. Bu talebiniz kabul olsaydı, Mamak CHP adayı olsaydınız yine Mansur Yavaş hakkında konuşabilecek miydiniz? Yani şöyle aday olmadığınız için sanki böyle biraz incinmiş de hırsınızı çıkarıyor gibi açıklamalarda ama bulunuyorsunuz. Ama zannediyorum bunun cevabını da vereyim, Vereyim vereyim. Ama Hocam, bir, bir, cevap bir cevap daha vereyim. Bir cevap daha vereyim. Aylin Nazlıha yalan söylemiş. Tamam? Bak, Aylin Nazlıha yalan söylemiş. Bak bu bir. Ben biraz evvel şöyle bir şey daha söyledim. Bak ben hiçbir yere kendim gitmedim. Davet edildim. O arkadaşlar beni vazgeçirmek için neler neler vermişler. Bu kardeşiniz kabul etmemiş. Onların oradaki o yüz hallerini ben daha size anlatırsam daha kötü olur. Onun için boş verin bu işleri. Yazık olmuş Ankara'ya. Yazık olmuş Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Yazık olmuş böyle bir genel başkan oraya tutturduğuna Özgür Özel gibi. Bu işleri bir geçelim. Şimdi biraz evvel bir şey daha vardı. Mansur Yavaş'ı kötülüyorsun ya da bir, 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 bir öyle bir ne? Benim vardı. Mamak CHP adayı olsaydınız Hı -hı. yine Mansur Yavaş hakkında konuşabilecek miydiniz? Ben Mamak CHP adayı olmayı talep etmedim ki. Olsaydım böyle olacaktı. Peki Mansur Yavaş'ın taleplerini İyi partililer kabul etseydi bu arkadaşları istifa ettirmeyecekti Mansur Yavaş. Mansur Yavaş onu oraya o koltuğa oturtturan Meral Akşener'e o partisinin lideri diye bayağıca bir laf söylemeyecekti. Niye söyledi? İyi partililer üslupla, insanlıkla, nezaketle sesini çıkarmıyorsa herkes hatırlayacaktı bilsin Sen Mansur Yavaş, o partinin genel başkanına onun aday olduğu partinin genel başkanı diyemezsin. Seni o koltuğa oturtan Meral Akşener'dir. Tamam önce nankör olmayacaksın. Bu ülkeyi cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hepinizin umutlarını tüketen bir adamdan bahsediyorsunuz. Geleceğinizi karalttı be. Çıkıp orada aday olurum diyemedi. Şimdi onun için bu savunduğunuz adamın dikkat edin pozisyonuna. Ondan sonra onu oraya oturtana nankörce onu şey yapan lideri diyeceksin öyle mi? Bakın buralar tehlikeli sular. Kimse o tehlikeli sulara girmesin. Ben buradayım. Bak rozetimle, gönlümle, tüm benliğimle şu anda İyi Parti'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayıyım. Karşımdaki rakip Turgut Altınok. O da AK Parti'nin adayı. Bir tane de maskeli aday var Ankara'da. Bakın maskeli aday. Rozeti yok. Partisi yok. Oraya getiren partiye aidiyeti yok. Üyelik bağından başka hiçbir şey yok. Siz kimi seçiyorsunuz? Kimi aday yaptığınızın farkında mısınız? Bu mümletin geleceğini karartmış ve aday olmayarak. Madem kazanırdın, niye aday olmadın? Gelinen yer bu.